Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'i küçüklüğümden beri severek okur, takip ederim. Hürriyet gazetesinde yazarken de kendisini çok seviyordum. Halk TV'ye çıktığı zamanda da her görüşünü beğenerek izlerim. Ama bu yazısında ufak bir eleştirilerim olacak seçmenlerle ilgili. Yılmaz Özdil, Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı hamlesi, Kanal İstanbul projesi ve tank palet fabrikasının Katar'a satılması konularına ilişkin sert bir yazı kaleme aldı. Yılmaz Özdil, bugünkü tank palet başlıklı yazısında "Ben ülkemi pazarlamakla mükellefim" diyenler yüzünden, "Babalar gibi satarım" zihniyeti yüzünden Türkiye'nin başına gelen budur diye tepki gösterdi. Yılmaz Özdil, "Dolayısıyla bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusu saçmadır. Türk halkının en önce müşteri yerine vatandaş olmaya karar vermesi gerekir" dedi. Tekrar ediyorum. "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusu saçmadır. Türk halkının en önce müşteri yerine vatandaş olmaya karar vermesi gerekir" dedi. Bir kere seçmenin artık değiştiğini görüyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinde birçok büyük şehir kime geçti? Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmesinden öte şunu vurgulamakta yarar görüyorum. 31 Mart yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu 13.000 oy farkla kazanınca karşı taraf hangi argümanı kullandı? CHP zihniyeti diyeceğiz dedi. CHP adayı diyeceğiz dediler. Ekrem İmamoğlu'nun adına ağızlarını almak istemediler. Hatta bakanın bir tanesine soru soruldu. Dendi ki işte efendim Cumhuriyet Halk Partisi adayı ile ilgili bilgi sordular. Orada bakan dedi ki adı neydi arkadaşın dedi. Bilmiyorum ben dedi. Bildiği halde bilmiyorum dedi. Onlar öyle küçümsediler. Onlar küçümsedikçe halk İmamoğlu'nu bağrına bastı ve CHP zihniyeti argümanı da çöktü. Çünkü yıllar yılı bu CHP zihniyeti şöyledir, bu CHP zihniyeti böyledir dediler. Takım tutar gibi oy veren vatandaş da ceketini kim koyarsa koysun gidip onlara oy veriyordu. Ama geldiğimiz noktada artık AKP bir lider partisi olmaktan çıktı. 17-18 yıldır vatandaş ne diyordu? Ben oyumu Erdoğan için veriyorum. Bu argümanı kullanarak meydanlarda en fazla kimi gördük? Binali Yıldırım'dan fazla en fazla kimi gördük? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gördük. Ekrem İmamoğlu adeta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yarıştı. Ekrem İmamoğlu AKP'nin tüm bakanlar kuruluyla yarıştı. AKP'nin tüm milletvekilleriyle yarıştı. Tek bir adayla yarışmadı ki. Ama vatandaş buna rağmen ne yaptı? 806.000 fark attırdı ve İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçtirdi. O yüzden artık seçmen şöyleymiş, böyleymiş, akıllanması gerekirmiş, kendini müşteri gibi görmekten vazgeçmeliymiş gibi söylemler çok yanlış. Bugün gelip Ekrem İmamoğlu'na oy verdiğini söyleyen, geçmişte AKP'ye oy veren kişiye de tepki göstermeye hakkımız yok. Çünkü herkes geçmişte bir şekilde destekledi AKP'yi. Muhalefet vizyonsuzdu, beceriksizdi. Merkez sağ seçmeni ortadaydı. Mecburiyetten gidip AKP'ye oy veriyorlardı. Ama 31 Mart yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun etrafında toplananların hepsi CHP'li miydi sanıyorsunuz siz? AKP'den kopup oy verenler de oldu İmamoğlu'na, AKP'ye kızıp İmamoğlu'na oy verenler de oldu. Saadet Partililer vardı, Demokratik Sol Partililer vardı, İyi Partililer vardı, hatta MHP'liler dahi vardı. Yani İmamoğlu herkesten oy aldı. Demek ki artık vatandaş takım tutar gibi parti tutmuyormuş. Vatandaş artık benim bu liderimin partisidir diyerek şapkasını ceketini koyana oy vermiyormuş. Akıllanmaya başlamış vatandaş, gerçekleri görmeye başlamış vatandaş. Bugün etrafımdaki sıkı koyu AKP'li olan tanıdıklarım bile eleştirmeye başladılar. Niye eleştiriyorsunuz peki diyorum. Ya iyi de diyor, vatandaşın sıkıntılarını, problemlerini hiç dinlemiyorlar. Televizyon kanalları masal anlatıyor, gazeteler masal anlatıyor, radyolar masal anlatıyor. Gerçekleri, gerçek problemleri, gerçek sorunları konuşmuyorlar. Yapay gündemlerle nereye kadar gidebilecekler? Vatandaşın bir sıkıntısı var, vatandaşın bir problemi var. Buna kulak tıkıyorlar. Gördünüz o baca filtresi olayında meclise getirdiler yasayı. Vatandaş tepki göstermeye başlayınca, halk sesini çıkarmaya başlayınca geri adım attılar. Cumhurbaşkanı da veto etti.
Sonra kendi çıkardıkları yasayı Cumhurbaşkanı veto dedi. AKP'li vekiller tek tek teşekkür etti. Öyle enteresan bir durumdan geçiyoruz. Sonra simit sarayı meselesi. Vatandaş tepki gösterdi. Tepkileri artınca geri adım attılar. Kanal İstanbul konusunda da vurgulanması gereken tek şey, bunu hiçbir yazar yazmıyor. Arkadaşım, Türkiye'nin başka problemleri var. Türkiye'nin başka sorunları var. Ekonomik sorunları var. Üretim ekonomisine geçmesi gerekiyor. Çiftçinin, köylünün desteklenmesi gerekiyor. Çiftçi, köylü biterse nereden alacaksınız? 80 milyonu biz doyurmaya hazırız diyor Avrupa. Kapıda bekliyor Avrupa ülkeleri. Biz doyurmak istiyoruz Türkiye'yi diyor. Böyle enteresan bir durum olabilir mi? Konya kadar toprağı olmayan Hollanda 165 milyar doların üzerinde ürünü ihraç ediyor. Türkiye niye tarımına sahip çıkmıyor? Çok parası varsa Türkiye'nin 75 milyar doları bir kanala harcayacaklarına 75 tane şehrine gidip harcama yapıp 75 şehri ayağa kaldırsınlar. İstanbul'daki şu nüfus yoğunluğunu azaltsınlar. Güzelim memleketin en ücra köşelerini Katarlılar alıyor. Suudiler alıyor, bilmem neler alıyor. Ama İstanbul'un içerisinde hala deniz görmemiş 14 yaşına, 15 yaşına, hatta 40 yaşına gelmiş insanlar var. Gidip de bir defa hayatında yüzmemiş insanlar var. Ama birisi geliyor, kanalın çevresindeki arazileri topluyor. Kanal yapılırsa arazinin değeri 10 katına çıkacak, belki de 20 katına çıkacak. Bu memleketten daha mı önemli onların almış oldukları arsaların değer kazanması? Memleketine herkes sahip çıkacak. Ve aklı başında hareket edecek muhalefet. Onlar Kanal İstanbul meselesini, onlar Haydarpaşa Sirkeci Garı meselesini, Hamidiye Suyu meselesini gündeme getirip İmamoğlu'yla uğraştıkları her fırsatta onlar da diyecekler ki alın size proje kardeşim, bu projeyi yapın. Tamam, ben bu projeye karşı çıkıyorum. Ama ben size faydalı olacak, memleketime yararlı olacak bir proje sunuyorum. Gelin bu projeyi el ele verip iktidarıyla muhalefeti de yapalım. Nedir o proje? Ekonomiyi düzeltmek için. Üretim ekonomisine geçmekten başka bir şey değil. Üreticiye sahip çıkacaklar. Ve şu köy enstitüleri meselesini artık gündeme getirsinler. O köy enstitülerinde sadece eğitim yapılmıyordu. Marangozu yetiştiriliyordu, çiftçisi yetiştiriliyordu. Bugünün akademisyeni olacak insanlar yetiştiriliyordu. Çok değerli bir köy enstitülerimiz vardı. Kapattılar, aydınlanma çağına darbe vurdular. Muhalefet bunu gündeme getirsin. Bunları yapsınlar. Türkiye üreterek kurtulabilir sıkıntılarından, başka türlü kurtulamaz. Yılmaz Özdil'in yazısını okumak isterseniz aşağıya bırakmış olduğum linki kullanabilirsiniz. Ama yazısında dediğim gibi güzel bölümler de var. Amerika'daki bu Trump'ın azledilmesi olayına falan da değinmiş. Obama'nın seçilmesine falan değinmiş. Yazısının sonundaki şu ifadeleri gelin birlikte okuyalım. Devletleri şirket gibi yönetmenin onuru yerine, ciroyu ulus yerine parayı koymanın kaçınılmaz faturasıdır bu diyor. Ben ülkemi pazarlamakla mükellefim diyenler yüzünden, babalar gibi satarım zihniyeti yüzünden, Türkiye'nin başına gelen de budur. Ziraat Bankası'nın simitçiyi kurtarmaya çalışması da budur. Tank palet fabrikasının Katar'a peşkeş çekilmesi de budur. Karadeniz'in tuz oranıyla izah edilen Kanal İstanbul'da budur. Arapça vantilatör broşürü versen Arapça diye dua zannedip öpüp başına koyan zır cahil kitlenin kendisini dünya lideri sanmasının sebebi bizzahi küreselleşmedir. Dolayısıyla bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusu saçmadır. Türk halkının en önce müşteri yerine vatandaş olmaya karar vermesi gerekir diyor Yılmaz Özdil. Ben de diyorum ki 23 Haziran seçimleri büyük bir mesajdı. Vatandaş sandığına sahip çıktı. CHP adayı, CHP zihniyeti gibi söylemleri bir kenara attı. Ve ilk kez rekor denilecek bir oy oranıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçtiler. Hem de iki defa seçtiler. Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun aldığı son oy oranı, hiç kimse kusura bakmasın da, İstanbul tarihinde hiçbir belediye başkanının alamadığı oy oranıydı. Niye İstanbul diyorum? İstanbul çünkü Türkiye'nin aynasıdır. İstanbul'u alan Türkiye'yi alır. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. Bunu birileri kendileri söylüyordu. Geldiğimiz noktada artık seçmeni eleştirmeye kimsenin hakkı yok. Seçmenin önüne vizyonu olan, toplumu yönlendirebilecek, topluma sahip çıkan liderler çıktı mı da, adaylar çıktı mı da bu seçmen gidip sandıkta oy vermedi?
Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerinin büyük bir bölümü sandığa gitmiyordu. Plajlarda oyun oynuyorlardı. Plajlarda yüzüyorlardı. Alaçatı'da, Çeşme'de tatil yapıyorlardı. Ama Ekrem İmamoğlu gibi bir aday çıkınca plajlar boş kaldı. Bazı plajlar kapatıldı bile. Yani demek ki neymiş? Seçmende bir problem yokmuş. Muhalefette bir vizyonsuzluk, beceriksizlik, basiretsizlik varmış. 17-18 yıldır AKP iktidarda ise hiç kimse kusura bakmasın, muhalefetin kötü olması nedeniyle iktidardadır. Koltuklarına yapışıp toplumun değerlerini, ifadelerini, toplumun görüşlerini hiçbir şekilde dikkate almayıp koltuk sevdası uğruna kaybetmiş oldukları seçimlere rağmen o koltukta oturan muhalefet liderleri yüzünden bu durumdadır. Ama Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce, Mansur Yavaş gibi isimler seçmenin, toplumun yeniden umudu olmuştur. Bunu da görmezden gelemeyiz. Seçmeni eleştirmeden önce bir muhalefete bakacağız, bir muhalefete eleştireceğiz. 100 tane milletvekilinin adını sayabiliyor muyuz muhalefet milletvekilleri arasından? AKP milletvekillerini bir kenara bırakın. Onlar liderlerinin doğrultusunda hareket ettiklerini hepimiz biliyoruz. Peki muhalefet partilerinden 100 milletvekilinin adını biz niye sayamıyoruz? Özgür Özel'i görüyoruz, Koray Aydın'ı görüyoruz, Lütfi Tükkan'ı görüyoruz, Mahmut Tanal'ı görüyoruz. Başka isimler de görelim. Başka isimlerin de sözlerini, açıklamalarını duyalım. Muhalefet bir ayağa kalksın, bir kendine gelsin. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Zeydan Karalar, Muhittin Böcek gibi isimler hiç kimse kusura bakmayın da bu muhalefete rağmen kazandılar. Kim kazandırdı? Millet kazandırdı. Millet ittifakı kazandırdı. Milletin bir araya gelmesi kazandırdı. Bunu da görmezden gelemeyiz.